Evet, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Victor Osimhen konusu şu anda gündemde Salim ve Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Gelecekteki planlarımızla ilgili önümüzde daha süre var dedi. Sence taraftar nasıl bir beklentiye girmeli? Yani taraftarın beklentisi Victor Osimhen'in... Taraftar her zaman ister. Taraftar her zaman Victor Osimhen gibi golcülerin takımında olmasını ister. Evet. Bu her takım taraftarı için de geçerlidir. Galatasaray taraftarı da çok kısa bir sürede Osimhen'i benimsedi. Zaten o da hiç geldi, zorluk yaşamadı. Normalde çok önemli bir takımdan geliyorsunuz ve dünyanın en önemli 5 santraforu arasındasınız. Geldiniz ve Türkiye'ye benimsediniz, önemli katkılar sağladınız. Bu noktada ben süreçte Galatasaray'ın istekli olduğunu biliyoruz. Zaten Galatasaray bu anlamda istekli. Hatta geçen hafta da burada lansman reklamı vardı. Lansman tanıtımı vardı, reklamı demeyelim. Lansmanda imza töreninde, bir sponsorluk imza töreninde Sayın Başkan da açıklamıştı. Victor Osimhen demişti hatırlarsın. Evet. Bir proje vardı, sanal para projesi vardı. Bunu ifade etmişti. Yani ben bu transfer, yani transfer yapabilir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ülkemizin önemli takımları, Trabzonspor'u da dahil edelim. Osimhen'i düşününce 10 ama yılda, çok yüklü son bir 10 miktar. Yılda, son 15 yılda çok önemli isimler ülkemize geldi. Fakat burada da realist olmak lazım, realist yaklaşmak lazım. Ütopik mi gözüküyor biraz? Ütopik gözükmüyor aslında, yani hiçbir şey için hayal değildir ya. Yani yani başarabilirsiniz. Aslında Galatasaray çok büyük bir camia, bunu yapabilirsiniz. Yani 75 çok... milyon euro gibi bir rakam konuşuluyor sonuç olarak. Sonuç olarak o konuşuluyor. Bende ayrı bir bilgi var. Paris Saint Germain'de Osimhen noktasında istekli, bunu söyleyebilirim. Az önce ifade etmiştim. Endur noktasında. Evet. Endur'un Beşiktaş'a gelişini ilk kez duyurmuştuk. Hatta o süreçte de sürecin nasıl işlediğini de söylemiştik. Yine aynı kaynağımdan aldığım bilgi. Paris Saint Germain'in bir ilgisi var. Daha önce de zaten gündeme gelmişti. Bu da gayet normaldir. Hatırlarsın, yaz transfer döneminde Osimhen için Chelsea de gündeme gelmişti. Chelsea iddiası da vardı. Evet. Osimhen'i her kulüp ister yani. Şu anda dünyada çok az sayılı santraforlardan. Nitekim de burada Galatasaray Transfer Komitesi'ni de kutlayalım. Osimhen gibi bir yıldızı canlı çıplak gözle izliyoruz. Takıma da adapte oldu. Ben izlerken keyif alıyorum. Yarın da Tottenham maçı var. Tottenham maçında da Galatasaray'ı takip edeceğim. Bugün Beşiktaş Malmö ile oynuyor. Bugün o Avrupa heyecanı başlıyor sırasıyla. Önemli maçlar var. Şimdiden buradan da başarı dileğinde bulunmak istiyorum. İnşallah tüm takımlarımız haftayı 3 puanla kapatır. Peki Tottenham mücadelesini konuşarak devam edelim. Tabii ki. Tabii Osimhen'in de dönüşüyle birlikte bir Osimhen sevinci de var takım içerisinde. Evet. İsmail Jakobs salon çalışmalarına devam ediyor. Orada hala bir eksiklik var. Oraya acaba nasıl bir çözüm bulunacak ki Barış Alper'i oraya çektiği karşılaşmayı hatırlıyoruz. Evet, Barış Alper Yılmaz bilindiği üzere derbide 4-4-2 formasyonu vardı. Barış Alper Yılmaz sol bekte oynamıştı. Fakat ben bugün bilmiyorum sizdeki muhtemel 11 nasıl Demet. Bugün takip ettiğim zaman gazete manşetlerini, sen de ilk bölümde aktardın. Gazete manşetlerinde genellikle 4-4-2, 4-4-2'nin yanı sıra üçlü bir dizilişten de bahsediliyor. Üçlü bir savunma anlayışından da bahsediliyor. Burada bence temel nokta şu: İsmail Jakobs döndüğü zaman net Kaan Ayhan'ın da sağ bek oynadığını düşündüğümüzde 4-4-2 olabilir. Yani olabilir. Burada daha önce de söylemiştim 4-4-2 ama 4-4-2 dizilişinde 4-4-1-1 şeklinde. Çünkü Osimhen ve Icardi önlü arkalı oynayabilirler. Osimhen tamam size yüksek bir oyuncu, fakat bununla birlikte geniş alanda mobil bir santrafora dönüşebiliyor. Çok yani farklı bir oyuncu. Ondan her noktada faydalanabilirsiniz Osimhen'den. Icardi de nitekim öyle iyi bir ikili oldular. Yani bana yansıyan şu, özür dilerim. Önemli. Yani bana yansıyan şu, Icardi ve Osimhen ikilisiyle ilgili. Normalde bu tarz yıldız oyuncular arasında bir rekabet olur. Ama inanılmaz derecede iletişimleri iyi. Evet. Sonuçta belli bir kitleye hitap ediyorsunuz ve insansınız. İnsanın olduğu yerde de
iyilikler ve kötülükler vardır. Bu davranış anlamında söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın. Kıskançlık vardır ve bunun yanında sahiplenme vardır. Normalde böyle bir rekabet olur değil mi? Ama bunu hiç görmüyoruz. Sıkı sıkıya bağ var. Bizim sağ dışından gördüğümüz bu. Bir aile havası oluşmuş durumda. Osimhen ve Icardi birbirine çok yakın. Mesela goller olduğunda golü kim atarsa atsın birbirlerine karşı seviniyorlar. Yani bunu da gerçekten yürekten yaptıklarını hissediyorsun. Ya ilk geldiği yani yapmacık günkü açıklamayı değiller. Hatırlıyoruz. İlk geldiği yani günkü açıklama. Icardi ve Batu Aydın öğreneceğim çok şey var demişti mesela. Mütevazi bir insan. Evet. Mesela ben bu da takıma yansıyordur illaki. O takıma yansıyordur. Onun dışında Demet yani direkt şunu ifade etmem gerekiyor. Mixon biliyorsun karma alan. Evet. Türkçesini söylerim direkt. Yani direkt Mixon diye ifade ediliyor ama futbolcuların maçtan sonra çıktığı karma alan vardır. Hakemlerin, ev sahibi ve misafir takımların çıktığı karma alanda. Herkes oradan bir geçer. Evet herkes oradan bir geçer. Basın mensupları direkt Osimhen'e seslendiği zaman herkesle tek tek fotoğraf çekiliyor. Konuşuyor, muhabbet, sohbet ediyor. Yani nitekim inşallah yani bu iyi niyetini kötüye kullanmazlar. Çünkü kötüye kullanıldığı zaman tüm basın mensupları sıkıntı yaşıyor. Bunun da altını Tabii. çizelim. Yani ben orada gözlemlediğim şu direkt mütevazi bir insan. Gerçekten bunu görebiliyorsunuz. Bize karşı öyle. Yani saha içerisinde de öyle. Dışarıdan tanıyan insanlar da ifade ediyor. Yani bence ben kalmasını istiyorum ama bence ütopik değil ama biraz zor. Peki Icardi Osimhen işbirliğine geleceğim. Az önce şunu İyi soracaktım. Icardi'nin de sence performansında tek oynadığıyla Osimhen'le oynadığı zaman arasında bir fark var mı? Yani ya da nasıl bir fark var? Yani Icardi'nin şimdi Kasım ayındayız biliyorsun. Kasım ayındayız. Icardi genellikle sezonun başında standartı vardır. Fakat sezonun ikinci yarısına yakın bir dönemden başlayarak sezon sonuna kadar çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Evet. Yani geçtiğimiz 2 yılda biz bunu gördük. Şu anda da gayet iyi. Icardi tek başına oynadığında da gayet iyiydi. Ya yani Icardi de önemli bir oyuncu. Yani Osimhen ifade ettiğin gibi Batshuayi ve Icardi'den öğreneceğim şeyler var demiş. Öğreneceğim işler var demiş. Orada yani mütevazilik anlamında söylüyor ama gerçekten de öyle. Mesela Icardi dediğimiz oyuncu Osimhen şu anda mesela Napoli'den geldi. Icardi de belli bir dönemde oraları yakaladı. Inter, Paris Saint-Germain. Yani Icardi önemli bir santrafor. Galatasaray'a gelirken de geldiği takım Paris Saint-Germain'di. O süreçte uyum sürecini çok kısa sürede atlattı. Fakat bence burada tamam oyuncuların performansı önemli ama burada bir aslan payı var. O aslan payı da oyuncularla bu iletişimi kuran Okan Buruk. Okan Hoca yani burada bu iletişimi gayet iyi yakalıyor. Bu iletişimi yakalarken de onun en önemli avantajı benim kendi kişisel görüşüm. Aynı dili konuşuyor olabilmeleri. Bir de bu transfer dönemlerinde birebir oyuncuyla muhatap olması da bence çok önemli ve özel ki bunu Osimhen de söylemişti. Bu gayet normal yani bunu yapması önemli. Bu zaten Avrupa'da daha önce yapılıyordu. Okan Hoca da bunu ülkemizde yapıyor. Daha önce Sergen Yalçın anlatmıştı. Sergen Hoca anlatmıştı. Sergen Hoca da örnek vermişti. Pjanic döneminden hatırlarsın görüntülü görüştüğünü. Evet, hatırlıyorum. Okan Hoca da bunun örneklerini birçok kez vurguladı. Bence burada yani o transfer sürecinde etkili bir yöntem. Çünkü oyuncu size inanırsa sizin karakterinize, kişiliğinize direkt orada kısa da olsa bir görüşme analiz edebilir. Onun dışında oynattığınız oyunla ilgili kendinizi inandırabilirseniz oyun sisteminize, kendi inandığınız doğrulara, futbol anlamında diyorum. O zaman oyuncuyu kazanıyorsunuz. O zaman oyuncuyu kazanırsınız ve transfer süreçleri gerçekleşir. Nitekim de öyle oldu.